Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Musul'da yaşanan konsolosluk baskını ile ilgili ilk kez konuştu. Daha önce yazılı açıklamalarında önerdiği askeri seçenek çağrısını tekrarladı. Başbakan Erdoğan'ı IŞİD baskınını sulandırmakla suçladı. MHP lideri bir de uyarı yaptı. Türkiye bölgesel bir kaosa sürükleniyor dedi. Başbakanın IŞİD tehdidine dudak büküp sulandırmaya çalışması Türk milletinin jeopolitik angajmanlarına tamamen terstir. MHP lideri Devlet Bahçeli konsolosluk baskını sulandırılmaya çalışılıyor dedi. Başbakan Erdoğan'ı suçladı. IŞİD'e en küçük tepki göstermemiş, gösterememiştir. Dahası IŞİD'e terörist bile diyememiştir. Çünkü başbakanı sakladığı, gizlediği ve söyleyemediği karanlık ilişkileri esir almış, ağzını ve bahtını kapatmıştır. Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nun sertifika töreninde konuştu. Gündeminde terör örgütü IŞİD baskını vardı. AKP hükümeti mezhepçi ve jeopolitik gerçeklerimizi umursamayan politikalarını sürdürürse sonuç çok acı olacaktır. Tehdit bu kadar somut ve yakın. Bölgesel kaos, bölgesel ateş Türkiye'yi vuracak ve yakacaktır. Hükümet askeri seçeneğe soğuk ancak Bahçeli o çağrısını bir kez daha yineledi. Askeri seçenek masada olmazsa oradaki 49 vatandaşımızın serbest bırakılma şansı kalmaz. MHP lideri başbakanın muhalefet IŞİD'i kışkırtıyor açıklamasına da tepkiliydi. Sayın başbakanın millete yapacağı en büyük hizmet susmak olmalıdır. Biraz az konuşsun. Ve çatı aday arayışı. Bahçeli pazartesi günü yapacağı Kılıçdaroğlu görüşmesi için de umutlu konuştu. İkinci kez bir araya gelip temaslar sonucu bir değerlendirmede bulunacağız. İnşallah hayırlı sonuçlar milletimizle paylaşılacaktır. Sertifika töreni sonrasında Bahçeli'ye öğrenciler tarafından Zülfikar hediye edildi.